Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Bu hedefi milletimizin yeni kızıl elması olarak görüyoruz. Sayın Alabarda, şimdi 10 büyük ekonomiden biri olma hedefinden geri adım atmayacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu açıklamayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İki, ortaya hedefler koymak, yani hedeflere ulaşamasanız bile siyasi açıdan önemli midir? Buradan başlayalım. Eyvallah. Türkiye'nin 10 büyük ekonomiden birisinin olması sadece Türkiye ile alakalı değil. Dünyadaki en büyük ülkelere baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri gibi, Çin gibi, Hindistan gibi coğrafyası ve nüfus anlamında da büyüklük kesmeden ülkeler. Bu önemli bir husus. Türkiye 785 bin kilometre kare içerisinde 85 milyon insanla nüfusu gelecek projeksiyonlarına baktığınızda hiçbir şekilde 100 milyonu bulmayacak bir ülke. Bu tabii ister istemez sizin ekonomik anlamda da ülke anlamında da büyüklüğünüzü limitleyen bir husus. Ama Türkiye'nin biz sürekli Masada Ne Var programında vurguluyoruz ki Türkiye'den ibaret olmadığını, Türkiye'nin etrafıyla olan ilişkisinin Türkiye'den çok fazla şey ifade ettiğini söylüyoruz. Şimdi Türkiye bugün G20 dediğimiz dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisinin içerisinde. Şu an sahip olmuş olduğu, şimdi ekonomist hocalarım da var, büyüklük 750 milyar dolar civarında. Şimdi bunların kendisinin içerisinde hesaplanırken nominal hesaplamaları var. PPP dediğimiz Purchasing Power Parity dedikleri satın alma gücüne göre ülkelerin hesaplanması gibi bir takım usuller var. Ama konu detaya boğmak değil maksadımız. Yani bu usullerden biriyle hesaplandığında Türkiye'nin satın alma paritesi gücüne göre ilk dünyada yine sürekli olarak ilk 20'nin içerisindeki yerini koruduğunu görüyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığımızda şu an hali hazırda ilk 10 ekonomi ne ki Türkiye buraya talip oluyor, ona biraz bakmak lazım. Hı hı. Bugün geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri 20 trilyon dolarlık bir büyüklükle dünyadaki en büyük ekonomi. Çin ikinci sırada 13.4 trilyonla geliyor. Japonya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hindistan, İtalya diye bu devam ediyor. Şimdi 10 numarada hala hazırda Brezilya, Kanada gibi ülkelerin olduğunu görüyorsunuz ki onların da ekonomik büyüklüğü 1.7 trilyon dolar civarında. Yani Türkiye'nin şu an sahip olmuş olduğu ekonomik gücün yaklaşık iki katı kadar. Fakat Türkiye mesela 2050 yılında bir hedef koydunuz ortaya. Biz dedik ki 30 sene sonra dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağız. Projeksiyonlara baktım programa gelmeden önce. 2050 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi şimdiki 10 ekonomi mi? Değil. Birinci sıraya Çin geçiyor. 58 trilyon dolarla. İkinci sırada Amerika yine yok. Hindistan giriyor. Çünkü 1.4 milyar bir nüfus ve büyük bir kıta biliyorsunuz. 44 milyar dolarla. Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sıraya düşüyor. Ama dünyada 2050, 2030 ve 2100 yılındaki ülkelerin nüfus dağılımlarına baktığınızda da Amerikan ekonomisiyle Amerikan nüfusu dünyada ilk üçün içinden hiçbir şekilde çıkmıyor. Bu çok önemli. Yani nüfusun diri, genç tutulmasıyla ilgili. Hani Türkiye'de sürekli olarak Cumhurbaşkanı'nın en az iki çocuk, üç çocuk şeklindeki ifadeleri eleştiriliyor ya, sanki bir kanuni zaruret getirilmişçesine. Bu işte nüfusun yenilenme oranının gerisinde kaldı Türkiye şu an için. Yani şu an Türkiye'nin doğurganlığı Türkiye nüfusunun yenilenmesinin gerisine düşmüş durumda. Bu aslında büyümeyle de alakalı. Peki 2050 yılında bu dünyadaki sıralama değişiyorsa 10. sırada kim projeksiyonlarda gözüküyor? İngiltere 5.3 trilyon dolar 2050 yılında bir büyüklüğü olması bekleniyor. Şimdi ne kadar diye bakarsak İngiltere'ye 2.83. Yani İngiltere şimdiden 2050 yılına kadar iki kat büyüdüğü takdirde, 2.83'ten 5.3 trilyon dolara çıktığı takdirde dünyada ilk 10 ekonomi içerisinde yerini alacak. Türkiye'nin İngiltere'nin de önünde olabilmesi için 7 ila 800 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsedersek 6 kat, 7 kat daha fazla büyümesi lazım. Çok koşması lazım. Çok koşması lazım. Buradan nereye geliyoruz?
ardı arkası kesilmeyen yatırımlar süreci geldiğinde bunlarla karnımız mı doyuyor şeklinde bir tezvirat duyuyoruz. Hı hı. Havalimanları yapılıyor, işte 28 bin kilometre ulaştırma ağı yapılmış, otoyol projeleri, havalimanları projesi, demiryolu, yüksek hızlı tren, bu ne işe yarıyor? Bu ülkede istihdamın oluşturulması açısından olmazsa olmazımız. Bakın, Ukrayna ile Rusya krizi çıktığından bu yana, özellikle geçtiğimiz hafta içinde Kazakistan lideriyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine yapmış olduğu görüşmelerde ortaya çıkan hususun orta kuşak dediğimiz Türkiye üzerinden bir Londra-Pekin hattının kurulmasıyla alakalı. Peki bu sadece sizin coğrafyada çok değerli bir yerde bulunmanızdan mı sadece kaynaklanıyor? Yoksa sizin aynı zamanda bu coğrafyayı organize sanayi bölgeleriyle, ulaştırma altyapısıyla, havalimanlarıyla, limanlarıyla, üniversiteleriyle, hastaneleriyle, beşeri sermayesiyle sürekli olarak bir yere getirmekle ilgili bir teviye yorulmadan, şey yapmadan, düşmeden, kalkmadan bir şeyleri yerine getirmenizden mi kaynaklanıyor? Şimdi Türkiye 2050 yılına gelindiğinde dünyanın ilk 10 ekonomisinin içerisine girmesi için demek ki İngiltere gibi bir Avrupa devletinin 2 kat büyüdüğü yerde sizin 6 kat büyüyebilmeniz lazım gelir ki siz dünyanın en büyük 10 ekonomisinin içerisine girebilin. Dolayısıyla bu rakamları niye getirdim? Bu rakamları şunun için getirdim. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'nin çok daha hızlı koşması gerekirken, çok daha istihdamı büyütmesi gerekirken, çok istikrarlı olması gerekirken, tabii ki siz muhtarlıklara kadro açarak bu işi çözeceğinizi düşünüp Hacer Fogo gibi kerameti kendinden menkul insanlarla et ve süt kurumunu basar, muhtarlıklara da katiplik kadrosu açarak istihdam sorununu çözeceğinizi iddia ederseniz, Türkiye'nin öyle kızıl elması dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine falan girmesi mümkün değil.